Ben Doktor Nuray Kayakol. Uzunca bir aradan sonra tekrar sizlerle tecrübelerimi paylaşmaya devam ediyorum. Görüşmediğimiz dönemlerde yoğun bir şekilde TÜBİTAK projemi yapıyordum. 1512 ilk ilerleme raporunu hazırladım. Stresli bir dönemdi. Şimdi bu süreçte kendimde gördüğüm, işime gelen ve sizin de işinize yarayacağını düşündüğüm bazı deneyimleri, özellikleri size aktarmak istiyorum. Ben faydasını gördüm. Umarım siz de görürsünüz. Çünkü her biriniz işte ya da üniversitede ya da okulda her ne işle uğraşıyorsanız mutlaka bir stresli bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Şimdi birincisi, stresliyken stresinizi yenmeniz, böyle harikulade işler yapmanız o kadar da mümkün değil. Ben bunu kendimde gördüm. Şimdi herkesin güzel özellikleri var, stresle uğraşma yöntemleri var. İşte plan yaparsınız, program yaparsınız, uyarsınız, bir çıkış planınız olur vesaire vesaire. Yani bunların hepsi stres altında değilken sizin yapacağınız şeyler. Ama diyelim ki stres altındayken planlamadığınız, öngörmediğiniz bir şey varsa bununla başa çıkabilir misiniz? Şimdi hepimiz insanız. Beyin sakinlikten yana, huzurlu olduğu zaman, tedirgin edilmediği zaman, kaygıya düşmediği zaman harikulade işler yapıyor. Şimdi beyin eğer olumlu stresten kaygıya doğru yöneliyorsanız ne yazık ki bununla baş edemiyor. Size ne yöntem anlatılırsa anlatılsın, ben kendimden biliyorum, yapamıyorsunuz. O duygu selinin içine girdiğiniz an siz siz olmuyorsunuz. Farklı bir insana dönüşüyorsunuz. Şimdi bazı insanların eli ayağı dolanır ya. Şimdi aynı şekilde teknik insanların da beyni dolanıyor. Bu zor bir durum. Bundan kurtulmanın yolunu ben size söylemeyeceğim. Ben kendimde yaşadığım için biliyorum. Şimdi örnek vereceğim örnek de şu olacak. Şimdi esas ve usul var biliyorsunuz hukukta. Rapor yazarken de öyle. Ya da bir şey hazırlarken, bir sunum dosyası da olabilir bu. Hem içeriği önemlidir, hem de görünüşü, sizin onu nasıl sunduğunuz önemlidir. Şimdi TÜBİTAK 1512'nin ilerleme raporu TÜBİTAK'ın web sitesine yükleniyor. Ve bunların bir hazırlanma dokümanı var. Arkadaşlar ben diyeyim 50, siz deyin 100, bir sürü. Çünkü mevzuatla ilgili olduğu için bir de şunu söyleyebilirim. Benim gördüğüm kadarıyla Türk Devleti mevzuat konusunda çok iyi. Bürokratları bu konuda çok iyi çalışıyor. Yani faydalı olsun diye öyle detaylı, yani dersi verilse verilir. Ben onu söyleyeyim. Yani hakikaten bu işin hakkını vermek amacıyla çok güzel dokümanlar hazırlanmış. Ama şimdi size 2 ay süre veriliyor, bir 6 aylık periyottan sonra. Şimdi sizin 2 ay uzun bir süre ama sizin o dokümanları anlayıp, absorbe edip iyi bir şey çıkarmanız öyle kolay bir şey değil. Şimdi ola ki 1512'yi ilerleme raporunu yazmış birileri varsa, hocam bunda ne var işte bakıyoruz, işte şablon var,
ona uygun yerlere yazıyoruz diyorsunuz ama iş öyle olmuyor. Çünkü şimdi dedik ya, hukukta bir esas var, bir usul var. Şimdi usulüne göre raporu yazmak var, bir de teknik kısmı var. Biz ne istiyoruz? İşte ilk 6 ayda biz bunu başarıyla sonuçlandıralım. Ve ikinci dönemdeki hibeyi hak edelim. Hem de birileri bizim yaptığımız işi anlasın, önemsesin. Bu arada ben sisteme yükledikten sonra daha henüz hakem atanmadı ama izleyici ODTÜ Havacılık'tan değerli bir hoca. Bu çok hoşuma gitti. Ben de bir ODTÜ'lü olarak. Yani istiyorum ki yaptığım iş konusunda iyi olan kişiler tarafından anlaşılsın. Yani böyle hiç ilgisi, uzaktan ilgisi olmayan kişiler tarafından değerlendirilmesin. Şöyle söyleyeyim, ben daha önceki iş yerimde bir TÜBİTAK projesi yaptım. Yani atanan hocanın yaptığımız işle pek ilgisi yoktu. Yani bölüm olarak içinde ama hocanın tecrübesi yoktu. Yani hiç CFD alanında makalesi yoktu. Zaten olsa da öğrencileri yaptığı için hocaların öyle çok bilgilerine de güvenmeyin. Ama bu izleyici hocanın yayınlarına baktım, tez öğrencilerine baktım. Hakikaten çok değerli bir hoca, çok iyi çalışmaları var. Şimdi diyeceksiniz ki hem öğrencileri anlar dediniz, hem hocayı yüceltiyorsunuz demeyin. Şimdi yıllar içerisinde yapılan yayınların böyle bir bütünlüğü olur. Şimdi konudan anlamayan hocanın işte atıyorum 20 tane yayını varsa bir tanesi atıyorum CFD ile alakalıdır. Siz o zaman anlarsınız ki bu kişi ondan anlamıyor, sadece öğrencisi anlıyor. Ama bir hoca 20 ya da 50 tane yayını CFD ile alakası varsa demek ki o konunun uzmanı demektir. Bu ayrımı da yapmak lazım. Şimdi tekrar TÜBİTAK 1512'ye dönüyorum. Şimdi o hengamede benim istiyorum ki teknik kısmı çok iyi olsun. Şimdi 2 ay ya, ben bunu 1-2 haftada yazarım havasında ilk önce oluyorsunuz. O yüzden başlıyorsunuz, işte ben şu özelliği de katayım, bu özelliği de katayım. Ama bunun sonu yok. Yani 2 ay süre verilmekle aslında hem raporu yazmanız hem de teknik eksiklikleriniz varsa onları gidermeniz sizden bekleniyor. Ancak şimdi siz ağırlığı nereye vereceksiniz? Şimdi bakın, konuyu anlamak güzel, konuyu yapabilmek güzel. Ama eğer bir proje dokümanı hazırlarken teknik bir şey yazma özelliğiniz yoksa tam bir facia. Şimdi ben hatırlıyorum, daha önceki iş yerimde bir TÜBİTAK projesi hazırlanıyor. Teknik kişi de ben olduğum için teknik kısımlarını da ben yazıyorum. Şimdi bir de deneyle ilgili bir kısım var. Ve bizdeki mühendis arkadaş o kadar kötü yazmış ki arkadaşlar, ben inanamadım. Yani bence Ar-Ge merkezlerine mühendis alınırken bir teknik konu verin, yarım paragraf yazdırın. Onun Türkçesini, teknik dilini anlarsınız. O kadar zayıf ki. Ve gittim kendisine sordum. Neden böyle yazdınız? Yani bilgileriniz bu kadar mı? Böyle mi anlatıyorsunuz diye. Cevabı da şu: biz zaten bir danışmanlık firmasıyla çalışıyoruz. Boşlukları onlar değerlendirsin. Düşünebiliyor musunuz? Yani kendi yaptığı şeyin işte birkaç anahtar kelimeyle başkalarının bunu anlayıp yazabileceğini düşünüyor. Ve bu kişiler arkadaşlar sunum hazırlıyorlar.
Ve bunları bir takım insanlar dinliyor, değerlendiriyor. Ne kadar çok eksik anlatıyordur. Bir insan yazamıyorsa eksik de anlatır. Konuyu göremiyordur, vurgulanması gereken yerleri önemsemiyordur vesaire vesaire. Bu bizim Ar-Ge merkezlerinde doktoralı değil de sıradan mühendis, bildiğiniz mühendis çalıştırmak. Yani Almanya'da doktoralı olmayanı Ar-Ge merkezlerine almazlar. Kapısından içeri giremezsiniz. Ama Türkiye'de doktor yok. Şimdi neden doktoralı bir mühendis eksikliği, ne problemi yaratıyor derseniz, bir kere teknik yazım yok arkadaşlar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani şirketin bilgi bankası boş. Şimdi sunumlar hazırlanıyor. O sunumları da o an o problemle uğraşan kişilerin dışında kimse anlamıyordur. Şimdi bakın, Almanya'da Ar-Ge merkezlerinde böyle teknik problemler çözüldükten sonra sunumla bırakılmaz. Teknik bir rapor yazdırılır. Çok iyi bir dili olan, çok kapsamlı. Yani şey gibi düşünün, sayfa sayısı sınırı olmayan makale gibi düşünün. İşte Almanya bu yüzden Almanya. Anlatabiliyor muyum? Yani bizdeki teknolojik eksikliği bizim özelliklerimiz olarak da bazı özellik eksikliklerimiz var. Şimdi aynı şekilde siz de diyelim ki teknik olarak ben mesela yazılım geliştiriyorum. Yazılım çalışıyor. Ama ben bunu anlatabiliyor muyum? Ben bunu yazabiliyor muyum? Ben bunun manuelini hazırlayabiliyor muyum? Şimdi bunu 2 ayda kazanamazsınız. Yani hem iş yapacaksınız hem yazacaksınız. Bir de yazmak için bazı şeyler lazım. Yani artık böyle işte Word dokümanı hazırlayayım falan. Bunlar demode şeyler. Şimdi TÜBİTAK bir Word dokümanı şablonu veriyor. Bence bunun bir PDF olarak hazırlanacağı, bir LaTeX benzeri bir programla yapılıyor olması lazım. Çünkü ben manueli LIX denen, yani altında LaTeX kodları çalışan bir programla yaptım. Tavsiye ediyorum. Şimdi burada içindekilere tıkladığınız zaman hangisini seçiyorsanız o sayfaya gidiyorsunuz. Şekillerin, tabloların listesi var. Ondan sonra o şekil numaralarına tıkladığınız zaman direkt gidebiliyorsunuz. Yani dinamik doküman. Ama şablonsa, bir Word dokümanıysa sayfa sayfa gideceksiniz. Yani içindekileri bile ben koydum yani. Çünkü çok fazla detay vardı. Şimdi gelelim, siz nerede takılıyordunuz? Şimdi yani böyle bir içeriğini mi geliştireyim, yoksa çok iyi bir manuel mi yazayım, yoksa sisteme mi yüklemeye bir an evvel girişeyim diye, böyle stresli bir ortamda siz eğer ön hazırlığınız yoksa bocalıyorsunuz. Şimdi benim ikinci özelliğim, ben stresli haldeyken kolaylıkla allak bullak olabiliyorum. Ben de insanım. Her ne kadar bazı özelliklerim zaman içerisinde gelişmiş olsa bile, yani beyin endişe ve kaygıları kaldıramıyor ortadan. Bu birazcık da mükemmel iş yapma, mükemmelliyetçiliğin bir dezavantajı. Ben bu huyumu bildiğim için daha projeye başlarken ilk 6 ayın 1. ayında ben ne tür dokümanlar dolduracağım, bunların içeriği nelerdir, ne olacak diye ben tek tek bir dosyanın içine koymuşum. Elimle bulmuş gibi. Şimdi bazı şeyler de almış, notlar da almışım. O yüzden rahatlıkla teknik raporu yazmaya başladım. Hiç aramadım web sitesi,
işte bir takım 1512 web sitesine eğer ola ki yaparsanız Prodis'ten girin. Yani işte öyle kolay değil. Neyse. Bir de manuel hazırlamam lazım. Lix denen bir program kullanmayı daha önceden biliyorum. Güya kavitasyon üzerine kitap yazacaktım ama o da yarım kaldı. Ama en azından bir manuel hazırlamayı Lix programıyla çok güzel yapabildim. İçime de sindi. Bir de üstelik Türkçe ve İngilizce de hazırladım. Bu da güzel. Yani şimdiye kadar iki tane özellik. Birincisi, stres altındayken zihniniz bulanıklaşır. Diğer insanlardan farklı değilsiniz. İkincisi, stres altında olmadığınız zamanlarda neye ihtiyacınız varsa bunları önceden biliyor olmanız lazım. Yani size 2 ay süre verildi diye bunların hepsini yapmanız, yani beyin törpüsü. Hiç tavsiye etmem. Üçüncüsü, bakın bu çok önemli bir şey. Şimdi deniliyor ki bana bir süre verilmiş. İşte ayın Ekim'in 2'sine kadar yükleyeceksiniz. Eğer yüklemezseniz sizden hibenin %30'u kesilecek. Şimdi zaten ne kadar veriyorsunuz ki 1/3'ünü keseceksiniz? Şimdi diyorsunuz da demek ki insanlar kötüye kullanmış. Yani bu kadar mevzuat, bu kadar detay varsa demek ki insanlar iyi niyetli olarak işlerini zamanında yapmıyorlar. Şimdi bakın ben normalde ne beklersiniz benden? Bir hafta öncesinden yüklemeye başlarsınız. Çok bir şey değil yani. Birkaç yere ekleme dosya yüklüyorsunuz, tıklıyorsunuz. TÜBİTAK'a gönderiyorsunuz. Bunda ne var? Bir hafta verirsiniz değil mi? Ben 3 hafta verdim. Yani kendime dedim ki 3 hafta öncesinden ben bunu sisteme yükleyeceğim. Hem iyi oldu teknik olarak. Sürekli iyileştirme yapmaktan kurtuldum. Ondan sonra şimdi TÜBİTAK'ta teknik raporu sisteme yükledim ama bir de mali müşavir onayı var. Hemen konuştum. O da kısa sürede bilgileri girdi. Ben dedim ki tamam, bu ilk haftada bu iş bitmiş olacak. Önceden bitirmiş olacağım. Ama öyle olmadı. Murphy kanunları tekrar devreye girdi. Ne oldu? TÜBİTAK eskiden tek mali müşavir onayıyla raporlama işini sonlandırıyormuş. Ama şimdi ikinci mali müşavir piyasaya çıkmış. Yani iki onaydan geçecek. Bu ne demektir? Yine demek ki insanlar mali müşavirlerle aldatmaca demek ki dokümanlar hazırladı ki böyle bir ikinci mali müşavir onayına ihtiyaç duyuldu. Ben böyle yorumluyorum. Yani kimse kural üstüne kural koymaktan hoşlanmaz. Ama TÜBİTAK bunu yapıyorsa bunun sebebi bu. İnsanlar güven kırıcı işlerde bulunuyorlar demek ki. Ama bizde şöyle bir sorun çıktı. İkinci mali müşavir onaylayamadı. Teknik bir sorun. Bunu Prodis'e yazdık. Projeden sorumlu 2 kişi var, onlara yazdık. Yani neredeyse ben TÜBİTAK'ı her gün arıyorum. Yani oradaki kişi de, yani teknik ekip bunu çözerse çözecek. Daha elimden ne gelir diye bunalttım yani. Çünkü 3 hafta öncesinden ben başlamışım ama bir türlü sonuçlandıramıyoruz. Vali müşavire de ek yük, sürekli kontrol ediyor. Yani bize haber verilmeden sistemde problem çözülmüş olabilir. Arkadaşlar, Eylül bitti. 1 Ekim, 2 Ekim son gün. Öğlen oldu, yok. Saat 1, 2 yok. Dedim yani yapacak bir şey yok. Sonra 3'te, bakın son günün saat 3'te, pazartesi günüydü. TÜBİTAK'tan haber geldi.
probleminiz çözülmüştür diye. Biz de tabii 2 saatin içinde işlemleri bitirdik. Hatta bütün mali müşavirle ilgili dokümanları kaşeleyip imzalayıp Ankara'ya kargoladık. Ve iş bitti. Bakın, yani şunu düşünüyorum. Eğer ben bunu son haftaya bıraksaydım ya da birkaç gün öncesine bıraksaydım ne olurdu? Yani 3 hafta içinde ancak çözülebilirdi. Demek ki çok fazla başvurular var. Ve sıra bize gelinceye kadar ve son günde çözüldü. O yüzden bir şeyi yeni yapıyorsanız, yani mutlaka kendinize önceden çok zaman ayırın. Şimdi bu lüksünüz olmayabilir. Teknik yönünüz zayıf olmuş olabilir. Bazen mali müşavirler altından kalkamıyor. Müşavirini değiştirenler oluyor. Yani bu süreçler hiç kolay süreçler değil. Ben şunu gördüm. Her şeyi son ana bırakmamak. Türkler bunu çok yapıyor. Bir şey söyleyeyim. Şeyler de yapıyor. Portekizler de yapıyor. Ben Lisbon Teknik Üniversitesi'nde 3 yıl şey yaptım. Postdoc olarak çalıştım. Burslu olarak. Ve onlar da proje hazırlayan gruplar var. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? O gece Türkler gibi sabahlıyorlar. Öldüm gülmekten. Herhalde Akdeniz insanının bir özelliği bu. Yani şimdi şu an Avrupa Birliği'nde parlamenter olan Postdoc hocam Maria Grassa Carvalho şöyle demişti. İşte oranın TÜBİTAK olan FCT'ye rapor hazırlarken, Nuray, olabildiğince kalın hazırla. Ne yapıyorsan, yani az öz böyle okunabilir bir şey yerine, nasıl söyleyeyim, detaylı, geniş ve kalın bir rapor hazırla. Hakikaten ben 3 yıl boyunca gönderdiğim projelerin hiçbiri reddolmadı. Gerçi nasıl reddolsun? Sıfırdan bir yazılım geliştirmiştim orada da. Bir veri tabanı C++'la. Şimdi aynı şekilde çünkü işi siz yapıyorsanız detaylandırabiliyorsunuz. Buradaki TÜBİTAK raporu da uzun oldu. Manuel, o da Türkçe, İngilizce, o da uzun oldu. Şimdi böyle özellikler olunca siz ortaya iyi şeyler çıkarıyorsunuz. Şimdi esas ve usul, hani hukukta var ya, ya da sunum yaparken ya da rapor yazarken içerik ve sunuş şekli önemli ya. Şimdi sıra geldi bunun hakemlenmesi. Muhtemelen ODTÜ'den bir hoca diye umuyorum atanacak. Ben ona kendimi anlatacağım. Umarım sonun güzel olur. Şimdi hocayı etkilemek için mi diyeyim? Şimdi teknik tarafa daha çok yüklenmeye başladım. Yazılımın arayüzü bitti. Gözüme güzel görüktü. Ben nasıl olmasını istiyorsam öyle hazırladım. Ama daha müşteri olabilecek öğrencilere ya da mühendislere henüz kullandırtmadım. Kimse daha arayüzü görmedi. Yani şimdi bana göre kolay ama başkalarına göre kolay mıdır, ilginç midir? Tabii bunu zaman gösterecek. Kıssadan ise arkadaşlar, stresli zamanlarda stresi yenmek için uğraşmayın. Stresli günler yaşayacağınızı bildiğiniz zaman dilimlerinde nelere ihtiyacınız olabilirse, en basit şeyler bile olabilir. Onları bakın, bir yere koyun, okuyacağınız kitap olur, yararlanacağınız kitap olur. Ondan sonra ne bileyim, yani onlar bir de kolay bulunabilir yerlerde olsun.
Mesela ben de bir tane örnek nereden indirdiysem, TÜBİTAK ilerleme raporu örneği vardı, bulamadım. Çünkü düzensizim. Bazen düzenli olmak için ofisimi topluyorum. Sonra onun nerede olduğunu unutuyorum. Şimdi dağınık insanların aslında hafızaları iyidir. Nerede ne doküman var bilirler, ellerini atmış gibi bulurlar. Ama eğer herkes gibi düzenli olmaya kalkarlarsa aradıkları şeyi bulamazlar. 2 kere 2 4. Şimdi stresle baş etmenin yolu, stressiz olduğunuz zamanlarda yapacağınız işler. Yani böyle işte projenin aşamalarıydı, yok detaylardı falan. Bunları stres altında da yapabilirsiniz. İşte her yaptığınızı bir yere, ne bileyim, proje değerlendirme şeyleri var, internette bulursunuz. Ya da bir deftere yazarsınız vesaire. Bunlar yapılabiliyor. Çünkü ne yapacağınızı yazıyorsunuz vesaire. Ama böyle bir siteden bir doküman indirip onun nasıl kullanılacağıyla ilgili vesaireleri, neye ihtiyacınız olduğu şeyleri falan, böyle o stres ortamlarda anlayıp okuyamıyorsunuz. Çünkü beyin yaptığı işlerle o kadar yoğun ki. Yani o yüzden hiç kendinizi bu kadar zorlamayın. Neye ihtiyaç duyacağınız şeyler varsa, en küçük bile, birkaç saatlik bir şey bile olsa, siz onu bir kenara koyun. Bunu yaptığınız zaman gereksiz, istenmeyen olaylarda olaylardan kurtulabilirsiniz. Yani şunu söylemiyorum. Plan yapmayın, program yapmayın. Yani bunu stresli olduğunuz zaman da yaparsınız. Hatta stresinizi yenmenize de belki bir parça faydası olur. Çünkü neden? Beyne yapacağı adımları söylüyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ilerleme raporunun işte ilk üç maddesini cevapla. İyi de bu ilk üç madde ne? Yani bunun önceden bulunması lazım. Öyle böyle kullanım kılavuzları falan öyle kolay kolay anlaşılıp da okuyulacak şeyler değil. O yüzden stressiz olacak zamanların kıymetini bilin. Herkese kolaylıklar diliyorum.